Zariyat suresi 47. ayet. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz onu genişletmekteyiz. Bunun farklı tercümeleri de vardır. İşte bina ettik diyen, biz genişleticiyiz diyen, geniş kudret sahibiyiz diyen vesaire. Diyanet'in resmi sitesine girerseniz zaten farklı çevirileri bulabilirsiniz ki bunlara da birazdan geleceğiz. Şimdi 1900'lerin ilk çeyreğinden sonra evrenin genişliyor olduğu fikri güç kazanmaya başladı ve Hubble teleskobu, Ay'a gidilmesi, evrenle alakalı bilgilerimizin artması, Big Bang teorisi ile birlikte evrenin genişliyor olduğunu fark etmemiz ve uzaydan aldığımız verilere bakıldığında da gerçekten evrenin genişlediğine dair bir takım bilgiler bulmamız bizi bazı sorulara götürdü. Şimdi Kur'an'da Zariyat 47'de geçen bu anlatım evrenin genişliyor olduğu iddiası gerçekten Kur'an'da böyle yer aldıysa bu, bu iddiayı güçlendirir. Gerçekten burada mucize denilebilecek bir şeyler vardır deriz. Fakat diyemiyoruz çünkü burada da bazı sıkıntılar var. İlk sıkıntı her çeviride bunların farklı yorumlanması. Zaten 5 yılda bir, 10 yılda bir sürekli ayetlere yeni anlamlar veriyoruz. Problem de burada ortaya çıkıyor. 100 yıl önce Elmalılı Hamdi Yazır bu ayeti şöyle tefsir etmişti. Biz göğü kudretimizle bina ettik ve hiç şüphesiz biz çok genişlik ve kudret sahibiyiz. Ve daha birçok kişi bu ayeti aynen böyle tercüme ettiler. Biz geniş bir ilme sahibiz, istesek yine bina ederiz. Bizim gücümüz her şeye yeter. Bizim gücümüz son derece geniştir. Burada kudret sahibiyiz, genişlik sahibiyiz, geniş bir ilme sahibiz şeklinde bir ifade var ki 1300 yıl boyunca bu zaten böyle tercüme edilmiş. Arapçasında da zaten böyle söylüyor. Ama biz evren genişliyor diye bir bilgi edindiğimiz anda bu ayeti böyle tercüme ederek bir mucize yaratmış oluyoruz ve yarın öbür gün olur da bilgilerimiz değişirse aslında evren genişlemiyormuş, daralıyormuş ya da ne bileyim, biz yanlış bilgi almışız, aletlerimiz bizi kandırmış şeklinde bir açıklama yapılırsa anında bu ayetteki tercüme geri çevrilir ve tekrardan biz evreni genişletmekteyiz şeklindeki anlatım biz çok genişlik sahibiyiz şekline dönüşür. Peki bu durumda siz Allah'a yalan söyletmiş olmuyor musunuz? Ayetleri kafanıza göre tercüme ederek, değiştirerek insanları kandırmış, kendinizi kandırmış olmuyor musunuz? Evren şu an gerçekten genişliyor olabilir ve bilimsel olarak biz bunu keşfetmiş olabiliriz ama bu bilgi 1400 yıl önce Kur'an'da yazmıyordu arkadaşlar. Hoş yazıyor olsa bile bu bir mucize olmaz çünkü başka dinlerde zaten evrenin genişliyor olduğu ile alakalı anlatımlar var. Onlara da birazdan geleceğim. Arkadaşlar bende Elmalılı Hamdi Yazır'ın işte hak dini Kur'an dili şeklindeki 10 ciltlik tercümeleri var. İlk Kur'an baskıları var günümüz Türkçesi veya Risale-i Nur gibi bir takım kitapların ilk tercümeleri var. Ve bunlarda da böyle bilgiler yer almıyor. Bunlar yeni tercümelerdir. Bu ayetin genişletmekle alakası yoktur. 13 asır boyunca bu göğü biz kurduk şüphesiz bizim gücümüz her şeye yeter diye çevrildi. Çünkü birçok mitolojide hatta Tevrat'ta bile Tanrı'nın 6 günde evreni yarattıktan sonra yorulduğu ve dinlendiği gibi şeyler yazıyor. Fakat Kur'an'da Allah yorulmaz, Allah dinlenmeye gerek görmez, Allah doğurmadı ve doğurulmadı gibi ifadeler vardır. Bu ayette de Allah'ın sonsuz gücüne işaret edilir. Yani biz evreni yarattık ve istesek bir daha yaratırız biz o kadar geniş bir kudrete sahibiz. Kur'an bir bilim kitabı değildir. Zaten bu kafayla baktığınız için hatalar ortaya çıkıyor. Ben zannetmiyorum bugün aklı başımda hiçbir ilahiyatçı Kur'an bilim kitabıdır, bilim yapmak için Kur'an'a bakmak lazımdır gibi iddialarda bulunmaz. Ya siz eğer böyle iki tane televizyon programı izleyip de ilahiyatçıların peşinden koşarsanız mürit olmaktan ileri gidemezsiniz. Kuantumu anlatsın diye bir din adamı çağırırsanız ya da evrim teorisini anlatsın diye bir ilahiyatçı oturtursanız tabii ki de insanlar yanlış bilgi öğrenecekler. Bakın normalde ayetlerde bir sıkıntı yok ama siz bunlara gelip de mucize var şeklinde tercüme ederek, yalan söyleyerek, bilim de bunu kanıtlıyor diyerek, bilimi çarpıtarak anlatım yaparsanız Sahtekarlık yapmış olursunuz. Bakın bana da inanmayın. Belki ben de yalan söylüyorum. Belki sahtekarım. Belki hakikaten Yahudi ajanıyım. Nereden bileceksiniz yani? Benim söylediğim şeyler de yanlış olabilir. Dolayısıyla kitabı kendiniz okuyup bir görmeniz gerekiyor. Ancak o zaman kitap hakkında konuşup ahkam kesmeye hakkınız olabilir. Kur'an'ı dürüstçe okuyan ve işin içine yalan katmayan birçok ilahiyatçı ve felsefeci zaten Kur'an'ın tarihsel bir kitap olduğunu kabul etmiş durumda. Zaten Kur'an'ı evrensel olarak ele almaya çalıştığınızda aslında problemler ortaya çıkıyor. Aradan 1400 yıl geçmiş siz eğer hala bu kitapta mucize olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsanız bu zaten orada bir şey olmadığı anlamına geliyor. Şunu da söyleyeyim, bir kitapta bilime kapı açan ayetlerin olması veya iyiliğe yönelten ayetlerin olması normaldir zira bunlar olmasa kimse ona iman etmezdi zaten. Siz eğer bir sistem, bir ideoloji, bir toplum yapısı yaratmak istiyorsanız tabii ki de bunlardan bahsetmeniz lazım. Bu bütün kutsal kitaplarda vardır. Bütün ideolojilerde vardır. Marksizmin bile kendince bir anlayışı vardır. Yani bu normaldir, olması gerekendir. Şunu söyleyenler de var. Bu genişletmekle alakalı. Niye yeni çevirilerde buna genişletmekteyiz şeklinde bir ifade verildi. Buna şunu örnek gösterebiliriz. Şimdi Kur'an'da direkt olarak DNA yazdığı zaman 1400 yıl önce kim DNA'yı anlayacak ki? Önce mikroskop bulunacak, önce hücre yapısı öğrenilecek, biyoloji gelişecek. DNA nedir bu bulunup ortaya çıkarıldığı zaman ancak kitapta yazdığını fark edebiliriz. Hmm bu buna denk geliyormuş. Demek ki aslında bu ayette bunu söylemeye çalışıyormuş diyebiliriz. Dolayısıyla Zariyat 47'de böyle bir şeydir. Evren genişlemeye başladı biz bunu fark ettik dediğimiz zaman ayete bu şekilde bir yorum getirebiliriz. Yani en azından biraz daha kafası çalışan ilahiyatçılar bunu söylüyorlar. Fakat bu hadi DNA ile veya başka şeylerle uyuşabilir olsa da evrenin genişlemesiyle uyuşabilen bir şey değildir. Yani burada böyle üstü kapalı bir anlatım yapmanın bir mantığı yoktur zaten. Çünkü bu genişliğin farklı anlamda kullanıldığı yerler de vardır. Örneğin eli geniş ifadesi kullanılır. Bu cömertlik ve zenginlik anlamında verilmiştir. Yani bir surenin komple hala mı inanmıyorsunuz şeklinde sürekli tekrarla devam ettiği bile olmuştur. Kur'an'da o dönemde bilinebilen bilgilere göre bir takım Arap edebiyat oyunları yapılmıştır. Bazen sırf mantığına uydurmak için sürekli aynı şeylerin tekrarlandığını, aynı ayetin 5-6 kere farklı surelerde geçtiğini görebilirsiniz. Veya şu şu oldu, hala mı inanmıyorsunuz? Bakın bu da oldu, yine mi inanmıyorsunuz? Bilmem ne var, yine mi inanmadınız gibi gibi rubai türünde anlatımlar yaygındır. Bütün bir surenin yarısı sadece hala mı inanmıyorsunuz şeklinde geçiyor. Şunu bir anlamak lazım. Kur'an eğer biz evreni genişletiyoruz demek isteseydi bunu açık açık söyleyebilirdi ve 1400 yıl önce de bu böyle tercüme edilirdi. Çünkü zaten astronomi bilimi, yıldız bilimi en eski bilimlerden birisi. Yani milattan 3000 yıl önce bile Mısır ruhban sınıfında bile evrenle, yıldızlarla alakalı yorumlar vardı. Şimdi şunu da diyeceksiniz. Hayır Kur'an'da direkt olarak evreni genişletiyoruz şeklinde bir ifade yer alsaydı insanlar buna karşı gelirdi ve öldürmeye çalışırlardı. Yani bu aslında o dönem için böyle söylenmesi gereken üstü kapalı ifade edilmesi gereken bir şeydi. Ama bu da doğru değil. Zira dünya yuvarlak dedi diye öldürülen insanların öldürülme sebepleri bile İncil'de dünyanın yuvarlak olduğunu söylenmemesi. Hatta dünyanın düz olduğuna kapı açan ayetlerin olması. Hadi yuvarlaklığı geçelim. İncil ve Tevrat'ta gerçek anlamda göklerin ve yerlerin gerildiğini ifade eden anlatımlar var. Bu gerilmeyi genişlemek yani Big Bang olarak alırsanız gerilmenin serbest bırakılması ve daralması da bir kranç olur ve asıl mucize de bu olur. Ama tabii ki bu ifadelerde daha önce başka inançlardan alındığı için yine buradaki mucize kutsal kitapların olmuyor. Yani eski Çin inancında veya milattan 2000 yıl önce Hint inancında Purana gibi kitaplarda bile işte evren bir dumandır sürekli açılmaktadır şeklinde ifadeler var. Dolayısıyla eğer bunlara bakacaksak asıl mucizeyi aslında eski uzak doğu dinleri veriyor. Şundan da bahsetmek lazım. Zariyat 47'de evrenin genişlediğine işaret edildiğini söyleyenler 48. ayette hemen bir sonraki ayette yerlerin bir döşek gibi döşendiğini nedense görmezden geliyorlar. O zaman bu ayetten de dünyanın düz olduğunu düşündüklerini çıkarabiliriz. Madem kendimize göre mealcilik yapacağız bu durumda Zariyat 48'de dünyanın dümdüz olduğu döşek gibi olduğunu ifade eden bir anlatım buluruz ve bu durumda bilimselcilik çöker. Nebe suresi 6. ve 7. ayette de biz yeri bir döşek dağları da bir kazık gibi yapmadık mı? şeklinde buna benzer ifadeler geçiyor. Müzik